neye vermeli? Tükenip gidiyor ömür dediğin, yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor ömür dediğin. İşte bizim evlen, ben dördüncü sınıfta yakınım nişanlandım. Dördüncü sınıftan nişanlandık. Nişanlandıktan sonra yaşımı büyüttüler, okuldan çıkardılar. Okuldan çıktıktan sonra işte tabii 2,5 sene nişanlı kaldık. 2,5 sene nişanlı kalışım böyle gençliğim nişanlı yıkanım. Köy yerlerinde tarlada çalışıyor annem babam. Onlara yardım etmek için okuldan çıktıktan sonra biz iki arkadaş annemin yanına gidiyoruz. Annem çapa çapalı. Çapa çapalı akınan ben de onun yanına gidip yardım etmek. Oradan giderken bir çayırlıkla olur köy yerlerinde harman yeri deriz. Harman yerinden geçerken ben orada ufak bir bıtraklı tel derler. Bunları kenarlara, bahçelan kenarlarına çekerler. Oradan geçerken ben işte ayağıma bir bıtraklı tel battı. Küflüymüş o da. Battı, hiç biz farkında değiliz. Hiç iş işleyeceğiz diye iş bakmadık. Toparlaya toparlaya bu ayağımın iki damar birbirine birleşiyor. Çok acılığa çektim. Sonra doktora gittik. Doktor işte melem verdi, iş etti. Evlenmeden önce oldu bu. Evet. Geçti. Sonra o arada Şubat'ta bizim düğünümüz oldu. Düğünümüz olduktan sonra bizi kayınımgil mandıramız vardı. Oraya onunla köye geldi. Biz oraya gittik. Evet. Orada biz durakanam işte hayvanlara ot veriyorsun, yağmurda su getiriyorsun, suyu kuyuyorsun ederken ayaklar üşümüş. Ayaklarım böyle üşüyor. Üşüyüşün tekrar benim ayak yine başladı toparlamaya. Sonra işte doktora gittik. Doktor film çekiyor ediyor. Bir ayağında bir şey yok diyor. Dizden çekiliyor filmle. Ayakta bir şey yok diyor. Tekrar bir daha gittik aynı doktora. Bir de dedi kalçadan çeken dedi. Kalçadan çekti. Kalça da işte çıkmış, kırılmış. O zaman dedi alçıyı alacağız dedi. Amcan da tarlada çalışıyor. O ben babamgil deyin. Ben babamgilde yatıyorum gali kakama için. Beni annem babam tekrar getirdiler. Annemin babamın evinde yatıyorum. Amcan tarlada. O akşam oldu mu gelirdi yanıma. Sabah giderdi. Amcanla biz birbirimizi görmeden işte annesinin vasıtasıyla biz dördüncü sınıfta kardeşimle okurkenim. Annesi beğeniyor beni, işimi beğeniyor. Annesinin dediğine köy yerlerinde öyle şey oğlan şunu alacaksın dedim, kız buna alacaksın dedim. Olmadı ki annenin babanın dediği oluyordu. Herkes kazançları bir şeyleri bir. Gelinlerim de iyi geçiniyorlar, iyiyle. Çok mutluyum. Böyle çocuklarımla böyle geldiler mi diye torunlarımı ne çok seviyorum. Evet. Şimdiki zamana göre biz kayınlamızla, bizim zamanımızda kayınlalar pek gelinlere eziyatı işe oluyormuş gibi olmadı. Biz sincik bir yemek yaparkenam ne gelinle ben yemek yaparkenam ben huzursuz oluyorum. Ben yardım etmiyorum diye. Bizim zamanımızda kayınla bize hiç acıma duyguları işe yoktu. Biz kırda çalışıyorum, ediyorum. Gelin geldi mi yorgun şey demezlerdi. Ben sincik gelinlerime kıyamıyorum.
Amcam yurt dışına 16 sene kaldı. 16 sene kaldı. Ben çocuklarla köydeyim. Köyde çocuklarım ilkokulu köyde okudular. Liseyi İzmir'de okudular. Amcam yurt dışına çıktığında ben köyde işte kışın İzmir'de duruyordum çocukların yanında. Yazın köye gidiyordum. Köyde kayınla, kayıntava. Eltim var, onun eltimin beyi öldü. Hep beraberiz. Onlarınla beraber duruyorum. Beraber çalışıyorum. Tarlada çalışıyorum. Altı senenin içinde beyim Almanya'ya gidişin tabi beraber duruyorsun. Kendi istediğini kendin yapamıyorsun. Kayınla kayıntı olduğundan istediğini yapamıyorsun. Senin elinde paran olmaz. Kayınla da kayıntı da para. Onlardan isteyemezsin. İşte Azmi amcan ne yapardı? İzine gelip de izinden dönerken biraz Türk parası yanında kaldı mı, Türk parasını mektubun içine koyardı. Mektubuna gönderirdi. Ben o mektuptan galip alırdım parayı. Çocuklarıma işte harçlık verme, kayınım öyle verilmezdi. Öyle gelinlere para verilmezdi ki. Al sen bunu harçlık et, şey et diye yoktu öyle bir şey. Sen ne alıncaysa kayının kayıntan alırdı eve. Sen bir şey almazsın. Sen sadece evdeki olanı yapacaksın, çoluğuna çocuğuna bunu yedireceksin. Sanki yaşlanmayacaksın gibi, o gençlik öyle gidecek gibi. Ne ben ihtiyarlayacağım, ne beyim ihtiyarlayacak. Öyle ihtiyarlayacağımızı, yaşlılık olacağını bilsen hiçbiri birbirinden ayrılmazsın. Şimdi neye yarıyor? Genç o gençlik gibi olma oku. En iyi zamanın genç günlerinde. Yemedi o zaman, giymedi o zaman, gezmedi o zaman. Yaşlılık yavrum iyi bir şey değil ki yaşlılık. Yaşlılık kendine bakarsan, kendini taşıyabilirsen iyi. Taşıyamadığın zaman başkasına muhtaç oldun mu yaşlılık iyi bir şey değil ki. Beyime söyledim. Ben sinciki gibi böyle yaşlanacağımızı, sinciki gibi böyle olacağımızı bileydim. Ne senden ayrılırdım, direndirdim Almanya'ya giderdim diye. Onları konuşurdum. O pişmanlık öyle derdim. Gönlüm razı olmasa o zaman pek bizim dediğimiz kabul olmadı yavrum. Seni gitme diyemezsin ki. Ne desen azıcık da fakirlik vardı, şeylik vardı. Senin dediğin kendi gidebilir, kendi iradesini kendi kullanabilir. Şimdi hayatım Almanya'dan döndü. Çok şükür, Allah'ıma şükür buraları yaptık. Beyim tutumluydu, parasını tuttu, şey etti. Buraları yaptık. Çocuklarımla hepimiz beraberiz, ayrı değiller. Her kişi kazançları bir, şeyleri bir. Gelinlem de iyi geçiniyorlar, iyiler. Çok mutluyum. Evlatlarımdan beklentim benim. Onların pek huzurlu olsunlar, onlar iyi olsunlar. Bize de Allah sevgiliyken bir ölüm versin. Ne onlara eziyetimiz olsun, ne biz sevgiz. Her şey sevgiliyken gidilsin yavrum. Gençlere söyleyeceğim. Gençler, sincik gençliğinde yiyiniliyor, giyiliyor. Gençken oluyor hepsi. Hepsi gençken. Gençlerinde giyecekler, yiyecekler, gezecekler. Bizler sincik gezsek, yiysek ne işleyecek? Her şey gençken oluyor. ...1939'da ben Uşak Banaz kazasının Büyük Oturak köyünde dünyaya gelmişim. 1960'da askere gittik. İhtilalın olduğu sene biz askerdeydik. 60 ihtilalının. O zamanla ilk büyük şehirlerde yazılıyordu. Almanya'ya gitmek, İzmir, İstanbul, Ankara.
Biz de askerde olduğumuz için o zaman askerinin elindeydi. İmkanı daha iyiydi. Yazılıp çabuk gitmek için. Arkadaşla gidelim diye karar verdik. Fakat babamıza tanışmadan gidemezdik. Babama mektup yazdım. Böyle böyle Almanya'ya gitmek istiyoruz. Ne dersiniz diye fikrini almak için. Oğlum senin Almanya'nın burası dedi. Biz dört gözle askerliğin bitmesini bekliyoruz. Çit sürülecek, koyun güdülecek. İşe, insana ihtiyaç var. Neyse o dönem geçti. Askerden döndük. 1970 yılında Gedi Zebrem oldu. Mayıs'ın 19'u muydu hatırladığıma göre herhalde. Çok binalı hasar gördü o zaman. Devlet de böyle hasar gören binaların sahiplerini öncülük tanıdı Almanya'ya gitmek için. Bu sefer ben yine kafaya koydum illa gideceğim diye. Bizim kayınpederin binası biraz hasar görmüştü. Onun vasıtasıyla Almanya'ya yazıldık. Gittik Kütahya'da muayene olduk. Muayene olurken öyle bir enteresan işler çeviriyor ki bu insanlar. Şimdi bir otele yerleştik. Artık ortada dolaşan ne diyorsunuz onlara? Tevatür. İnsanla işte ben senin talihlerini iyi çıkarttırırım da yaptırırım, şöyle geçerim, böyle şey yaparım. Anlaştık. Şimdi bizim bir arkadaş muayeneye girdi, kazandı. Hemen 900 lira verdi o adama. Sıra bana geldi. Ertesi günde ben gireceğim. Girdim. Tabii sağlam çıktık. Benim raporları elime verdiler. Otele geldim. Hemen geldi adam. Azmi dedi, ne oldu? Ne olacak? Çürük çıktım dedim. Siz dedi bana bir şeyler yapacaktınız. Hiç ilgilenmemişsiniz. Yok ben bir gideyim anlayayım falan. Gitti geldi. Anladığı bir şey de yok. Sen dedi girerken bir ayran içseydin temiz çıkardı. Ben onun sahtekar olduğunu anladım artık. Neyse zaten cebimde ben aldım raporumu falan. Ertesi gün ben uşağa geldim. Birkaç gün uçakta kaldıktan sonra Mecidiyeköy'de bir salonda topladılar. Tabii gideceğimiz yerlere uçak biletlerini falan veriyorlar. Geldi. Yahu dedi, sen neden bizi görmeden gittin? Böyle böyle biz o kadar çalıştık. Niye çalıştın siz dedim. Ben anlıyorum ki o girdi çıktı bakalım bizimle ilgileniyor mu? Halbuki hiç ilgisi yok. Bedava para alıyorlar. İşte falan doktorla iyiymiş, falan Almanla iyiymiş, çaycı bilmem ne. Arada öyle fakir halkı çocukları soydular ki çok bedava para kazandılar. Velhasıl Almanya'ya uçtuk. Münih'e indik. Münih'te dağıtım başladı. Bizi kompartımanlara böldüler. 3-4 bayan, 2 erkek biz vardık. Ben kuzeye Hamburg semtinde, Hamburg'un ufak bir ilçesi var. Lüneburg diye oraya gideceğim. Şimdi trene bindik, başladı kadınlar ağlamaya. Onlara bakıyoruz, biz de garipsiyoruz. Neyse onlar sepileye sepileye, herkes indiği yerde, indi istasyonlarda. Kompartımanda tek başıma ben kaldım. İki Alman bayan var kız. Onlara hemen adresimi gösterdim. Bana otur dediler. İşaret dilsiz gibi. O kadar zor ki dil bilmemek. Neyse istasyona vardık. Bana kalk dediler. İneceksin. Demiryolunun altından öbür tarafa çıkacaksın. Ben aynısını yaptım. Orada bir İtalyan taksiciymiş. O da benim gittiğim fabrikada çalışıyormuş. Ona adresi gösterdim. Para söyledi, Türk parası vardı, çıkardım. Bu geçmez dedi. Kafayla, işaretle, yani dil yok. Neyse aldı beni, götürdü fabrikaya. Bizim personel şefi geldi, sarmaş dolaş, nasıl buldun burayı falan. Onlar mecburmuş bizi karşılamak için.
Bu arada zaten bunaldım ben. Bir Türk sesi geldi. Konyalıymış arkadaşlar. Ya arkadaş ben bunaldım dedim. Gelin biraz yardım edin falan. Adamlar hiç ilgi göstermedi bana. İşte birkaç kelime konuştuk. Onlar gittiler hayıma. O arada Elazığlı Abdullah diye bir arkadaş geldi. Hoş beş, hoş geldin hemşerim falan. Onu hiç unutmam. O kadar yardım oldu bana. Dil yardımı yani yardım olup da. İşte öylelikle ilk yerimi buldum. Ben dedim gitmeyeceğim ben artık. Abim hasta, burada çocuklar okuyor, çocuklar ufak. Evin başında kimse yok, ilgilenecek. Bir de düşündüm gitmesem ne olacak? Gitmesem bu çocukları yarın okuyacak, tahsil görecek, imkanlar kısıtlı. Onun için döndüm, 3 gün sonra mı olacak? Ne abim vefat etti. Bir arkadaş geldi böyle kırda gezerken Almanya'da söyledi bana. O bayağı çok koydu. Ondan sonra çocukla biraz büyüdü, ilkokulu bitirdikten sonra İzmir'e getirdim. Anneleri başında, iki de abimin yetim çocuğu vardı. İkisi de aynı yaştalar benim çocuklarla. Anneleri başlarına kira bir ev tuttuk. Çocukları burada okuttuk. Şimdi abimin çocuklarının ikisi de doktor çıktı. Benim bu Gürcan'la yaşıtlar. Bizimki de işletmeyi bitirdi işte. Bu Almanya'ya gitmeseydim bu çocukları okutamazdık. Yani Almanya'nın nimetlerinden faydalandığımız şeyler. Çocukların istikbali kurtuldu hiç olmaya. Ben bir köyde olsaydım nerede İzmir'de ev tutacaksın da çocuğu okutacaksın. Kendimi 3-5 sene diye çalıştım. Nedense ısınamadım ben Almanya'ya. Yani her yerde bu fakir halkı sömürme şeylerini gördüğüm için bir günü demir yolunda bariyer yeri açıyoruz. Sıcak, gözlerimize ter gidiyor, gazma, kürek. Bir başımı kaldırdım. 7 tane Alman. Hepsi benim gölgeme sığınıyor. Öyle ellerini bağlamışlar bana bakıyorlar. İşçi çalışıyor. Orada makine girmedi, oraya girmiyor. O çok koydu bana. Zaten o anı görünce ben hayatımda başkasının işine çalışmadığım için o çok koydu. Onu kafama koydum ya dedim. Ne bu kadar bu şey? Yani Türkiye'de şöyle böyle dünyanın neresine varsın fakir mi eziliyorsun. Bizim arkadaşlar gidiyor işte Almanya'da şu şöyle oldu bu böyle oldu. Ya biz maddi durumumuz iyi olsa Almanya'da bizim ne işimiz var? Biz göçmen olarak 7 devlet ileri gidiyoruz çalışıyoruz. Adamın ne dediğini anlamıyorsun, bilmiyorsun. Akşamüstü geliyorsun, yemeğin yok, sabah yine erken işbaşı yapıyorsun. Yolda çalışıyoruz, yağmur yağar, bazen insan garipseniyor böyle. Bakıyorum ışıklar yanmış, biz akşam karanında da yolda çalışıyoruz, ıslakta. İnsan aile özlemi çekiyor. Herkes ister çoluğundan çocuğundan ayrı yaşamak, istememek yani. İstemez. Onun için çoğu abartıyor böyle, çok insanları heveslendiriyor. Burada tarlasını, bahçesini satıp gidenler perişan oluyor. Almanya'da fazla kalmak diye tasarruf etmek. Bir Alman gibi yaşasak, yani biz yiyoruz boğazımıza, yiyoruz da bir Alman gibi yaşayamıyoruz. Almanlar
güvencesi olduğu için sosyal güvenceleri adamla aylığını anca yetirebiliyorlar. Alman arkadaşlarımız bizden çok borç para aldığını bilirim ben. Biz kısıtlı olarak yumurta, ekmek, makarna para artıracağız diye. Sabah da söyledim de bizim bir Mayıs'ların karşısı vardı. Biz dabanda oturuyoruz, o yukarıda oturuyor. Indi geldi, bize yardımcı oluyor, yemek yapıyor falan. Biz iş yerine gitmek için dilimlere yağ sürüyoruz. Bastırma falan koyuyoruz. Diyor ki, kurt diyor, ekmek ufak olacak, ince olacak. İçine koyduğum salam, yağ hep büyük olacak. Bizim arkadaş da dinliyor. Ulan diyor, biz bilmiyor yemesini, biz para artıracağız diye böyle yapıyoruz. Biz kırsal kesimde yetiştiğimiz için sadece köylerde yetişenler, çocuğum olsun, oğlum olsun, affedersin, hayvan gütsün, çiz sürsün, zaten ileriyi göremez, göremiyor o zaman için. Şimdi köy şehir kalmadı artık da. O zaman bizim iyi kötü kendimize göre varlığımız vardı. Böyle buralarda rüyamda görsem ben inanmazdım. İzmir'e gelip İzmir'e yerleşeceğim. Ben burada otel yapacağım, otel işleteceğim. Bunları aklıma bile gelmezdi. Rüyamda görsem inanmazdım. Hatta geçen kurbanda çocuklar geldi. Burada şurada yolda geziyorum. Arabaları park etmiş. Hepsi 2007 model. 4-5 tane araba. Çağırdım benim damadı, gelin oğlum buraya bak. Rüyamda görsem ben bunu inanmazdım. Affedersiniz, o zaman bir merkep eşek yoktu. Bak şimdiki duruma dedim. Hem de öyle. Ben iftar ediyorum yani yaptığım şeylerle. Emelime ulaştım, öyle bir şeyim yok. Fakat değerlendirirsin. Çoğu değerlendirmiyor, vaktini boşa geçiriyor, çoluğu çocuğu perişan oluyor, o kendi orada perişan banoflada sürünüyor. Çok böyle tanıdığım arkadaşlar vardır, ben hayatımdan çok memnunum. İleriye dönük ben çocuklarımın, torunlarımın nüruvvetini görmek istiyorum. Okusun, tahsil görsün. Ben yaşadıkça onlar benim çocuğum. Yani sen 100 yaşına girsen de çocuğun 70 yaşına girse o çocuğun oluyor. Burada şimdi çocuklarım işe gidiyor. Ben burada hem bekçiliğini yapıyorum hem buralarla ilgileniyorum. Çalışmasın, yatsın insan daha kötü oluyor. Çalışmak çok iyi bir şey. Onun için yapılacak bir şey görünen işlerden yapıyoruz, gidiyoruz, memlekette ilgileniyoruz. Yani illaki benim işim iyi de ben şunu yapmayayım diye bir şey yok bizde. Komşular bilir, sen hiç durmuyorsun işte şöylesin böylesin, bizim şeyler hep söylerler komşular. İşte bizim sadece geçen yıllarımız çoluğundan çocuğundan ayrı, o genç yaşta ayrı kalmak o yılla heder oldu. Ona üzülüyor insan. Düşündü mü? İnsan yaşlandıkça onları hatırlıyor. Ömür acısıyla, tatlısıyla, neşe katıyla, mücadele, ömür dediğin mücadele etmek. Çok yorucu işlerde çalıştık. İşte oturdun mu film gibi gözünün önünden geçiyor. İşte o zaman şöyleydi, bugün böyle konuşuluyor. Ömür geçenleri şey yapmaz da aniden düşünürsen şimdiki yaşadığın saati görüyorsun.
eskiden tabi sizler bilmezsiniz, köy yerinde yaşayanlar iyi bilir bunu. Eskiden yemeğe katacak yağ bulunmazdı. Yemeğe katacak, düşün. Şimdi yağdan kaçıyoruz hep. Diyelim ki et kurbandan kurbana, kurban kesin de onunla vakti olan keser. Nerede bulacağım? Elbette devir değişti. Şimdi olanaklar daha iyi. Biz okurken annem tekneye yarım ekmek koydu. Biz okuldan dağılırdık, yemeğe geliyoruz. Alırdık kuru ekmek, bir de domates bulabilirsen ne mutlu. Peynir olursa o da herkeste değil. Şimdi çocuklara tabakla arkasında dolaşıyorsun, gidiremiyorsun. Bir insan ömrünü neye vermeli? Tükenip gidiyor ömür dediğin. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor